Evet, günaydın arkadaşlar. Hepiniz tekrar dedim, hoş geldiniz. Ben Emin. Bugün sizlerle birlikte bilgisayarlarda ama sözlü bilgisayarlarda olan bilgisayarımız aniden kapanıyor. Hatasının çözümünü göstereceğim. Üçüncü partını çekiyorum. Part üçüncü videosunu şu anda çekiyorum. Onun çözümünü size göstereceğim arkadaşlar. Bu sorunu bu videodan itibaren komple ortadan kaldıracağız. Ben size sadece şunu söyleyeyim. Dostlarım, başlayalım istersen video. Şuradan şuraya giriyoruz. Şuradan bilgisayarlar kısmına giriyoruz. Bakın şu kısma geliyoruz. Sağ tık, özellikler diyoruz. Buradan gelişmiş sistem ayarı var. Bakın şuraya geliyoruz. Buradan başlangıç ve kurtarma. Bakın başlangıç ve kurtarma ayarlar diyoruz. Buradan Windows 10 benim işletim sistemi var sadece. Şöyle devam edelim. Bir sıkıntı oldu. Buraya geldikten sonra arkadaşlar buradan bakın otomatik olarak yeniden başladı. Bakın şurada bu tiki kaldırıyoruz abi. Çünkü bu bile bizim bilgisayarımızı yeniden başlatıyor. Biz bu tiki kaldırıyoruz. Ve bu tiki kaldırdık. Tamam diyoruz. Tamam diyoruz. Tamam diyoruz. Buradan çıkıyor. Şimdi ben bir duyuru yapacağım. Arkadaşlar diyelim bu tiki kaldırdınız. Bakın deneyin. Eğer bir sıkıntı olmazsa yani bilgisayarınız kendi yeniden başlatmazsa yine ona şey yani güzel olursa yani bir sıkıntı olmazsa hiçbir problem yok. Demek ki bundan ama baktınız biz bu ayarı yaptık. Tekrardan sizin bilgisayarınız kendi yeniden başlatıyorsa bir tamirci göstermenizi isterim. Çünkü %100 işlemcimizin sizin distro bilgisayarın işlemcisinin termal modunun değişim zamanı gelmiş ve ekran kartının termal modunun değişim zamanı bu herhangi bir distro bilgisayar olur ya da masaüstü termal modunun değişim zamanı gelmiştir arkadaşlar. Oyun oynarken ve kendi kendine açırken hemen resetliyorsa termal modunun değişim süresi gelmiştir. Ha bunu deneyin. Baktınız bir sıkıntı olmadı. Termal modunu değiştirmeyin. Ama baktınız yeniden başlatıyor. Termal modunun değişim süresi gelmiştir arkadaşlar. Masaüstü ve distro bilgisayar fark etmez. Hiçbir bilgisayarlarda fark etmez. Değişim süresi gelmiştir. Yani dedim yani hata buradan kaynaklanıyor. Bilgisayar aniden işlem başlatıyorsa işlemci ısınıyor ve işlemciye zarar gelmesin diye otomatik olarak reset atıyor. Bu. Ama bakarsan onu yaptım bir sıkıntı olmadıysa eyvallah. Baktın yine yeniden başlatıyor. Tamirciye göstermeyi unutma dostum. Yani bu video bu kadar. Yani size diyeceklerim de daha doğrusu bu videoda bu kadar. Kendinize iyi bakın. Sizleri seviyoruz. Görüşmek üzere arkadaşlar.